Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yemekteyiz de muhteşem bir hafta ile devam ediyor. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışırken zor durumlar ile karşılaşıyorlar. Yemekteyiz 14 Haziran 204. bölüm günün puanlaması analizine geçmeden 13 Haziran Çarşamba günü Beyhan Bey kaç puan aldı? İşte detaylar. Abdullah Bey 5 puan, Nurhayat Hanım 3 puan, Cevriye Hanım 3 puan ve Rüya Hanım 6 puan verdi. Beyhan Bey toplamda 17 puan ile günü tamamladı. 204. bölüm 14 Haziran Perşembe günü fragmanında olan olaylar şu şekildeydi. Ev sahibi yarışmacı ise muhasebeci Rüya Hanım olacak. Rüya Hanım alışverişe başlıyor. Çok heyecanlı gözüküyor. Markette koşturması ve çizgi film karakteri gibi sesler çıkarması güldürüyor. Ayrıca boyundan büyük alışveriş sepetini zor sürüyor. Rüya Hanım'ın dikkatsizliğinden dolayı markette birkaç şey maalesef kırılıyor. Rüya Hanım eve geçiyor ve yemek yapmaya başlıyor. Sunucu Onur Bey'in dikkatini tost ekmeği çekiyor ve Rüya Hanım'a bu tost ekmeğini niye aldığını soruyor. Rüya Hanım da misafirlere tost yapacağını söyleyerek gülüyor. Rüya Hanım gerçekten esprili bir yarışmacı. Rüya Hanım yumurtaların beyazını akıtmak için ilginç bir yöntem deniyor. Rüya Hanım'ın yavaş hareketleri sunucu Onur Bey'i isyan ettiriyor. Misafirler yemek için geliyor. Rüya Hanım'ın tavuk sotesi eleştiri konusu oluyor. Beyhan Bey yemek için bu tavuk sote değil tavuk kavurma diye Rüya Hanım'ı eleştiriyor. Rüya Hanım'dan bomba geliyor ve bu tavuk tarifini kendisi uydurduğunu belirtiyor. Rüya Hanım'ın salatası da eleştiri konusu oluyor. 204. bölüm fragmanı bu şekilde bitiyor. Rüya Hanım kaç puan alır? Tahminlerimiz şu şekilde. Rüya Hanım'ın yemekleri beğenilecek. Fakat yarışmacılar genel olarak düşük puan veriyorlar. Dünkü Beyhan Bey'in yemeğine çok düşük puan verdiler. Rüya Hanım'ın tahmini puan 15 puan ile 25 puan arasında bir puan olabilir. Rüya Hanım sizce kaç puan alır? Tahminlerinizi yorum kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.